İşlerimizi bitirdik. Çok da güzel, böyle güzel bir konuma geldiniz. Hatta gidip bir sürede kullandınız. Evet. Şimdi eşinizin dişi için geldik. Evet. Bu arada da sizi yakaladık. Biraz sohbet edelim diye. İyi yaptın. Gelirken biraz korkularım vardı. Ne seviyede korkuyordun? Bayağı korkum vardı. Korkulan sana güvenerek geldim buraya. Ama çok memnunum. Ne seviyede korkuyordun? Nasıl? Çok. Yatağı bile yatamıyordum, o derece korkuyordum. Diş sandalyesini yatamıyordum. İkna oldum, yatabildim. Ne oldu da böyle gitti korkunuz? Sizi tanıdıktan sonra, konuştuktan sonra, ikna olduktan sonra korku kaçıyor. Sağ ol. Yani. Peki. Tabii sizin birkaç kademeli oldu böyle, evet. Geldiniz. Önce dişler alındı, sonra evet. Gittiniz. İkinci defa geldiniz. Kemikleriniz aşırı inceydi. Evet. Geçen gün bizim sempozyumda sizin vakanızı sundum. İyi aşamalarıyla hakikaten, evet. Zor bir aşamalı. Çok çok zordu. Vakaydı. Evet. Ama çok dirayetle, doğru zamanlarda gelerek bize de yardımcı olarak bitirdiniz. Evet. Şimdi nasılsınız? Estetik olarak güzel ama kullanımınız nasıl? Rahat? Çok rahat. Hı-hı. Çok rahat. Çok memnunum. Tabii bu aşamada protez kısmında Lale, evet. Hanım'ın çok, onlar da oldu. Rahattı. Betül Hanım'ın yine çok emekleri, evet. Oldu. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeah. İyi günlerde kullanın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eşinizin dişlerini çok güzel yapıp bitireceğiz. Böyle karşılıklı, evet. güzel gidersiniz. Evet. Eşim için de tercih, evet. ettim eşimi de buraya gelsin. O da beni kırmadı. Burası, evet. oldu tercihi. Eksik olmayın. Hmm. Çok teşekkür ederim ikinize de bugün de geldiğiniz için. Yeah. Kırmızı ruj sürülmüş zaten hocam. Bitmiş yani olay. Direkt son nokta, kırmızı ruj sürülmüş, özgüven patlaması. Hemen belli oluyor kendine güvenen kadın yani. Harika, bakalım neler yapılmış. Korku dağları bekler diyor ya, Gülser Hanım da buna örnek. Gerçekten çok korkusu vardı, inanılmaz bir korkusu vardı. Zaten bir insan bu kadar çok korkmadan bu durumlara kendi dişlerini getirmesi mümkün değil. Geldiğinde... bakın, bu üstte hareketli bir protezimiz vardı ama sadece orada duruyordu, öyle söyleyeyim. Yani en ufak bir kuvvetle hareket edebilecek durumda. İşte bakın, şurada görüyorsunuz. Dişler olduğu gibi sağ. Konuşamadım. Turuncular nedir? İşte diş etleri bu duruma gelmiş. Sağlıklı olmayan diş etleri böyle kırmızı hale gelir ve bu şekilde böyle karnabahar şişer. Bu aşamalara kadar getirebilmesi ne demektir? Gerçekten çok korku olması anlamına geliyor. İşte bu aşamada biz sevgili Gülser Hanım'ı ikna edebilmiş olmak bir kere işin başlangıcını getiriyor. Sonra gördüğünüz şekilde bakın, diş kökleri havalarda duruyor. O kadar havada duruyor ki o protezi orada tutması gerçekten çok büyük bir başarı. Tamamen o korkunun getirdiği bir şey ve bakın, o dişleri çekip gördüğünüz şekilde hemen ertesi gün sabit bir dişler yapabilecek konuma getirecek teknik imkanlarımız olabiliyor. İşte lazerle bunu, o iltihapları çok güzel temizleyebiliyoruz. İşte bakın, burada kısmi olarak implantlar yapıldı ön bölgelerine. Oralara sabit geçici dişler takıldı. Arka bölgelere ileri seviyede kemik oluşturmayla ilgili ileri cerrahi işlemler yapıldı. Ve hasta bir kez daha gelmesi beklendi, istendi. Ve burada da gördüğünüz şekilde bitim aşamasında yapay diş etleri de uygulamak kaydıyla kemik kayıplarını, bir nevi kemik destekleyici protezleri de uygulamak kaydıyla işlemini bitirmiş olduk. İşte yukarıda 8 tane, aşağıda yine 7 tane sanıyorum. Evet. Toplam 15 tane implantla arka bölgede kemikler oluşturarak işlemleri bitirmiş oluyoruz. Gerçekten inanılmaz bir şey yani. İnanılmaz. O diş etlerinin o halden bir kere yani öyle kalmış olsa zaten herhalde bambaşka sistemik hastalıklara doğru hanımefendi ilerliyor. Tabii yani sonuçta siz bu durumda eğer o dişlerle yemek yerseniz ne yaparsınız? İşte daha böyle börek gibi daha kolay yutulan hamur işlerine yönelirsiniz. Bu kilo faktörünü getirir. Doğru beslenmediğiniz için gerekli besini almazsınız, vitamin alamazsınız. Bu
İşte D vitamini, B vitamini gibi eksiklikler getirir. Bu pek çok hastalığa yol açar. Mevcut iltihaplar vücudun değişik noktalarına doğru yönlenir. Bu kalp romatizmasına, eklem romatizmasına sebep olabilir. Şekeri tetikler. Bir sürü yan hastalıklarla beraber kişilerin hayat boyu problem yaşayacakları bir konuma gelmelerine sebep olur. Halbuki burada biz yaptığımız uygulamalarla kendisini çok rahat edebileceği, rahat güdebileceği bir konuma getirdik. Ama kendisi şu anda bu bakımlarını çok güzel bir şekilde yapıyor. Takibini çok güzel bir şekilde yapıyor. Umarım bundan sonraki döneminde de aynı özeni gösterir. Bir daha benzer sorunları yaşayacak konuma gelmez. Çünkü biz ne kadar güzel yaparsak yapalım, eğer kişiler o bakımını gerçekten doğru bir şekilde yapmazlarsa tekrar problem yaşanılması kaçınılmaz oluyor. Kaçınılmaz olur. Bakımlarını düzgün yapar, takiplerini düzgün yaparlarsa da ömür boyu kullanma imkanları olur.